Merhaba dostlar, bir soru cevap videomuza daha hoş geldiniz. Öncelikle en çok sorulan sorulardan biri, sukulentlerimde yavruları ne zaman ayırmalıyım? Özellikle dipten yavru veren, bu kalonşi türleri gibi ve dipten yavru veren birçok türde yavruları ne zaman ayırmamız gerektiği ile ilgili birçok şüphe var, endişe var ve soru var. Öncelikle şöyle, bakın dostlar, yavrular oldukça büyüdüler. Bunu buradan ayırabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Saksı değişiminde zaten ayıracağım. Bakın yavruları. Bu boylara geldiğinde eğer ayırırsanız hiç risk almazsınız. Çünkü çok minik olursa eğer kök yapmayabilir ya da sıkıntı yaşayabilir bitki. Anne bitki de sıkıntı yaşayabilir. Şu anda anne onları beslediği için çok daha hızlı gelişiyorlar. Bu yüzden annenin gövdesinde kalması daha doğru. Şöyle annenin gövdesinde büyüyerek böyle çoğalarak daha hızlı büyüyecek. Bunları şu noktada ayırabilirim. Çünkü artık anneyi de yıpratıyor. Hani anne onları beslemekte zorlanıyor. Bunu anlayabiliyoruz. Çünkü alt yaprakları kurumaya başladı. Tahmini bu boylara geldiğinde ayırabilirsiniz. Ve genelde de zaten %90 hepsi köklü olacak. Bu yüzden hiç sıkıntı olmayacak. Ama köksüzse de eğer onları kuru toprağa dikersiniz ve 15 gün su vermezsiniz. Zaten çabuk köklenen türler, hiç korkmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi çok minikse, çok küçükse, burada şu an çok küçük bir yavru yok. Bakıyorum. Ayırmayın. Bekleyin. Hepsi büyük şu anda. Ayırmayın, bekleyin dostlar. Anne onları büyütsün, iyice büyütsün. Ondan sonra zaten istediğinizde ayırırsınız. Böylece özgür kalırlar. Tek başlarına kalırlar. Gelişmeye devam ederler. Aynı zamanda çok sorulan sorulardan biri, sukulentlerim çiçek açıyor. Bu şekilde bakın çiçek sapı. Çiçekleri ne yapmalıyım? Bununla ilgili özel videoda çekmiştim. Sukulentlerin çiçekleri ile ilgili. Ben çiçekleri kesiyorum arkadaşlar. Ana bir videoda bunu size göstereceğim. Çünkü sukulentler kendisi zaten bir çiçek. Ve çiçek açtıklarında gerçekten bitki yıpranıyor. Çok fazla güç harcıyor. Tomurcuk verdiği için anne bitki yıpranmaya başladı. Hem yavruları var, hem yavrularını beslemeye çalışıyor. Hem çiçek tomurcuğunu beslemeye ve açmaya çalışıyor. Tabii ki doğası gereği. Bu da onu oldukça yıprattı. Bu yüzden hem yavruları ayıracağım, hem de çiçek sapını keseceğim ve zaten sizlere bir sonraki videoda göstereceğim. Ama dediğim gibi sukulentiniz çiçek açıyorsa eğer, çiçeklerini gördüyseniz, hani daha önceden merak etmiyorsanız eğer, kesmeniz en güzeli, en doğrusu. Kesin, bitkinize güç verin. Bitkiniz çok daha fazla yıpranmasın. Tabii ki leş kaktüslerinde bu şekilde çiçekleri kesmiyorum. Çünkü tohum alma umudum var. Ama bunlarda bile bakın dostlar, dönem dönem kestiğimiz oluyor. Bitki eğer yıpranmışsa, bir sıkıntıya girmişse, sararma varsa, bir buruşma varsa onların bile çiçeklerini kesiyoruz. Yani sukulentler de çiçeklenme demek, bitkinin bir nebze yıpranması demek. Bu yüzden mutlaka kesiyoruz biz. Yıllardır kesiyorum. Bu zaten Lucia'nın da çok görkemli bir çiçeği yok. Bu şekilde minik minik yıldızlar şeklinde açacak. Hani daha önceden görmüştüm. O yüzden hemen derhal keseceğim ve bitkimi kurtaracağım.